Evet, öncelikle herkese merhaba. Bugün Bilal Çıralı arkadaşımla beraber takım arkadaşını ne kadar iyi tanıyorsun programına konuk olduk. Umarım güzel şeyler çıkar. Tamamdır. Bakayım. Hayır, ben onunkini yazacağım, o benimkini mi yazdı? Evet. Ben yanlış yazdım. Ben 2015 yılı Bilal kardeşimiz o zaman Ümitler Avrupa Şampiyonu olmuştu. Ben de kendiminkini yazdım. Onun arkadaş daha program anlamamış. Biz niye buradayız Bilal? Takım arkadaşını tanıtıyorsun. Tamam. Sen bir, bir oldu. Bir olsun. Kendin için yaz. Aynı yazmış herhalde. İkimiz de birbirimiz için Olimpiya şampiyonu olduğumuz zaman en güzel an olduğunu düşünüyoruz. 2018 yılında bir de arkadaşımız sakatlık geçirmişti. Hangisi? Dirseğinden. O yüzden Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılamamıştı. Bence onun için en büyük ayaklarından birisi buydu. Yaklaştı ama en büyüğü o değil. Seninki de Ümitler Dünya 2017. Evet. Bildin mi ben? Yani en büyük ayak 3-2. Ya öyle değil. Şimdi ama benim en büyük bilemedim. Hayal... Benim öyle değildi. Daha büyük vardı. İyi ilk bildin dedim. Benim en büyük hayal kırıklığı bu seneki Dünya Şampiyonası'ndaki o röportajda yenilmem. Bence bu daha büyük ya. Oğlum maça gideceksin, sakatlandın. İki maçta tehlikedeydi. Kendim doğru, o da olabilir. Şimdi sen söyle en sevdiğin rengi. Siyah. Şimdi ben söyleyeyim, kırmızı. Kırmızı olduğunu bilmiyorum. Önce ben mi söyleyeyim? Mantı benim en sevdiğim yemek. Sen söyle. Benim de mantı. Şurada. Son bir aydır sürekli şırdan yemeğe götürmeye çalışıyordu arkadaş bizi. Ben daha de herhalde en sevdiğim yemek. Çok merak ediyordum. Bir tane denemiştik ama en sevdiğim yemek. Ben şarkı yazdım. Aa, bu çok kolay oldu onun için ya. Sen de bir tane en çok dinlediğin şarkılardan birini söyle. Athena'nın... Yok, sen söyleyeceksin. En sevdiğim şarkı. Evet. Bad Boy. 5, 4. Senin neydi? Poligon. Athena. Aa, Athena işte. Hadi. Athena. Ama Athena sanatçının söyledi. İsmini söylediğim için bence kabul olması lazım. Evet, senden alalım. Kapalı. Seninkini söyleyeceksin. Ben en çok korktuğum şeyi söylüyorum. Kapalı bir ortamda çok uzun süre kaldım. FIFA'da benimle oynamak. Ya. en son ben yenmiştim ama. Kolu bırakıp gittin ya. O senle değil de o Ömer'leydi. Shorts'una iddiasına girmiştim. Unutmayalım lütfen. Senin ne? Benim en korktuğum şey... Ben söyleyeyim direkt. Söyle. Tartışmasız. Aa, doğru. Ben aklıma gelmedi bak, doğru gerçek. İğne. İğne, evet. Söyle. Şuradan. Doğru mu? Ben bildim. Sen? Asla yemem dediğin. Böcek. Bence yok. Yo, böcek yemem asla. Sen yer misin? Bilmiyorum. Asla yemem, hayatta yemem. Şimdi... hiç yemem bak. Ben de yemem. Sümüklü böcek yedin. Burada gerçekleri konuşalım. Ne zaman yedin? Pasta... Sümüklü böcek miydi? Neydi o? Salyangoz. Onlar ama organik. Onları kendileri şişiriyorlar. Ben yok diyorum. Mert'in yemeyeceği bir şey yok diyorum. İttihamın arkasındayım. Kabul değil lütfen. Haksızlık yapmayalım. Ben kabul etmiyorum. Tamam. İlk sen yap. Bence direkt açalım, evet hayır diyelim. Bunu tahmin zor bunda sanki. Açıyorum. Bence Bilal'in en çok kızdığı kişi antrenörümüz Irak Yılmaz'dı. Kendisine bundan selamlar. En çok güldüğü kişi de kesin de ben. Tamam, kabul ediyorum, doğru. Ben Mert'in en çok güldüğü oda arkadaşı şu an Miraç diyorum. Evet. En çok kızdığı Recep Çimen. Ya kızıma değil de Recep kardeşimi çok seviyorum. Kızım olarak değerlendirmeyelim ama severim Recep kardeşimi. Yok. Üst doğru alt yanlış. Seviyor sevmiyor değil bu. Kızıyorsun, gülüyorsun. Tabii canım, doğru. Ama bu da doğru. Gerçekten çok keyifli bir yarışmaydı. Ama artık yani Bilal karşısında her zaman galip geldiğim için fazla tat vermiyor artık. Yani bu tür konularda hep önde oluyorum. Genelde kazananlar sessizliğinden belli ederken ya. O yüzden fazla cevap vermiyorum. Zaten hani sonuçlar da belli etti. Hani kolay bir şey oldu benim Tokyo için. Tokyo İletişim Ofisi'nden arkadaşlara selamlar.